bir soru arkadaşlar. X artı Y 120 olursa ne olur? Demin 180'de tam çap oluyordu. Harikaydı. Şimdi Y'yi tekrar taşıyalım. Şuraya taşıyalım. R'yi soruyor. E, Y'yi şuraya Y derece. 3 de buraya geldi. Artık olayı öğrendik. Güzel. Ama kritik soru burası kaç oldu biliyor musunuz? Şurası arkadaşlar. 120 olduğu için şuraya 240 kaldı. Şurası 240. Yani bu açı kaç geldi? 120. Yani çapı görmüyor. Ancak şuradan bir O yaparsak şöyle yaparsak x artı y'yi gören açı da kaç derecedir arkadaşlar? 120 derecedir. Bak çok önemli. Şimdi aslında olay şu. Ben şu uzunluğu bir bulursam var ya r r r kök 3 derim. 120 30 30 üçgen olduğu için. Peki hocacığım burada buraya nasıl geçerim? İster kos yaparım. Bak kos yaparım. Hatta gelin kosu bir hatırlayalım. Şuraya mesela a diyelim. Söyleyin. A kare eşittir. Neydi? 2'nin karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 3. 2 çarpı 2 çarpı 3. Kosinüs 120. Yani eksi 1 bölü 2 idi. Buradan artı 6 geldi. 15 kök 19 geldi. O zaman şurası kök 19 ise şurası kök 3'e bölelim. Hani hatırlarsanız ikiz kenarda 120 30 30 olursa a a a kök 3 olduğu için kök 19 bölü 3 oldu. Kök 19 bölü kök 3 oldu yani. Peki arkadaşlar şimdi bunu bir de hani bir hatırlarsanız şeyi sevmiyorduk hani kos uygulamayı. Ee, eğer doğru dikine bilmeyi görebilirsen kosa gerek yok. Kos neydi? Göremeyene kosut. Göremeyen kos. Ama ben görüyorsam bunu şöyle de uygulayabiliyorduk. Bale yapardık. Hatırlayın dışarı doğru bak şöyle. Oh. Şu x tabii şu, şu x şu yayı veriyordu. Güzel. Sıkıntı yok. 60 30 gördü x 30'un gördü 1. 60'ın gördü kaç geldi? Kök 3. Şura kaç geldi? 4 geldi uzunluk olarak. 16 artı 3 kök 19 bak 4'ün karesi artı kök 3'ün karesi kök 19 yine burası kök 19 geldi ve kök 3'e bölersem soru buldum. Bu da aynı zamanda eşitlikle çarparsak kök 57 bölü 3 olacaktır arkadaşlar. Kök 57 bölü 3 olacaktır. Tekrarlayalım. Şimdi 3'ü önce yanına getirdik. Ve x artı 120 olduğu için merkezden gören açı 120 oldu. Aynı zamanda buraya 240 geldi için burada 120 geldi. Ben dışarı dikinerek bir kök 3 Pisagor'dan buraya kök 19 buldum. R R R kök üçten dolayı kökçe bölerek sonra kök 7'li bir 3 buldum. Hocam ben şu dışarı dikinemem onu göremem diyorsan o zaman burada kos teoremi. Neydi kos teoremi? İkisinin kareleri toplamı. Eksi 2 çarpı 2 3 çarpı kosinüs 120. O da eksi bölü 2'ydi. Kos 60'ın eksilisiydi arkadaşlar ve soruyu çözdük. Devam. Arkadaşlar farklı. Biz hep iki çember görünce birleştir dik üçgen oluşur. Birleştir dik üçgen oluşur. Ama burada üç çember varsa öyle tarz yapmıştık ama bu tarzda dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi merkezler bir yine birleştiriliyor. Bak önce şu çeyrek çemberin merkeziyle bunun çemberini birleştirdim. Sonra bu çeyrekle bunun merkezini birleştirdim. Şunların merkezi zaten birleşikti. O zaman ne oldu? Her 3 tane çember görsek de yine merkezleri kenarında birleştirdim. Daha sonra ne yapacağım? Şuradan aşağıya doğru dikinersem. Dikinersem ben. Şu R aşağı iner mi? İner. Şuraya kaç kalır? Şuraya 6-R kalır. 6 eksi R kalır. Şurası 6 eksi R olur. Peki şurası da 6 değil mi? 6. E bura R değil mi? Harika. Çok güzel. İyi gidiyoruz. Peki şurayı uzatırsak Şurası da R olur mu? Şurası R. Hatırla yani şöyle uzattığımızda biliyorsun D diye gitmek zorunda. Şunu birleştirdiğimiz zaman çok güzel. E peki büyünün yarı çapı 6 ise şurası da 6 mıdır? Bak şu da 6 mıdır? Evet. R'yi çıkarsak şuraya kaç gelir? 6 eksi R'ye gelir. Bakın tam şuraya. Tekrarlıyorum. 6 ise burada 6. R'yi çıkardım 6 R. Zaten bu yarıçap 6 idi. R'ye koydum 6 artı R. R aşağı indi. Tamam 6? Burada 6 eksi R. Şurayı ortak H kabul edersek. Şunun da tamamı 6 artı R olduğuna göre şuraya kadar. Pisa Gordon Knight yüksekliği veren nedir? Bunun karesi eksi, bunun karesi burayı veriyor. Söyleyin. 6 artı R'nin karesi eksi. 6 eksi R'nin karesi de bize bu yüksekliği veriyor. 6 eksi R'nin karesi eksi. R'nin karesi bize bu yüksekliği veriyor. Buradan arkadaşlar açtığımız zaman birbirini götüren ne olacak? 36 artı 12 R artı R kare eksi 36. Eksi 12R artı 12R oluyor. Eksi R kare eşittir. 36 eksi 12R artı R kare eksi R kare. Bak şu R kareler gidiyor. Sonra burada bu R kareler gidiyor. Bu 36'lar gidiyor. 24 R var. 12 daha gelirse 36 R 36'dan R'miz kaç geldi arkadaşlar? 1 geldi arkadaşlar. Tekrarlayalım. Merkezi bileştik. Burası 6 artı R. Şuraya birleştirdim. 6 tamamı yarıçaptan yarı çaptan. R katı 6 R. Dikindim şuraya R'ye buraya da 6 eksi geldi. 6 artı R'nin karesi x 6 eksi R'nin karesi de burayı veriyor. 6 eksi R'nin karesi x R'nin karesi de burayı veriyor dedik ve soruyu çözdük arkadaşlar. Çok güzel bir soruydu devam. Şimdi şu sorumuza bakalım. Öncelikle şu soruda dikkat edelim arkadaşlar. Bununla bu eşit doğru mu? Doğru. Peki yarı çaplı eşit olduğu için atıyorum. Şurası da şuraya eşit olmak zorunda mıdır? Çünkü şunla şu eşit oluyorsa buraya kalanlar da eşittir. Gayet iyi. Peki ne yapacağım? Bakın çok farklı bir şey yapacağım. Şuradan şöyle bir çap çeksem. Çap nereye gittiği belirsiz. Yani çap şöyle geçen bir çap çektim. Çap çektim. Bu da buraya eşit olsun mesela. Kritik bir soru söyleyeceğim. Şurayı birleştirdiğimde bakın devamıdır demiyorum. Sadece çap çektim. 1'e 1, 1'e 1, 1'e 1, 1'e 1. O zaman bu buna paralel olmak zorunda mıdır? Çünkü bak 1'e 1 bir oran aynı, açı aynı. İster benzer de ister kelebek oranı de birebir oluyorsa bu buna paraleldir. E bu zaten paralel. O zaman bu doğrusu olmak zorunda kaldı mı? Evet. Peki doğrusu olmak zorunda kalıyorsa eğer çapı gören bu açı ne olmalı? 90'dır. Tekrarlıyorum. Çap çektim. Eşit eşit. Bak bunun devamı buraya geliyor demedim. Sadece böyle bir uzattım. Dedim ki e bununla bu eşit. E bununla bu eşit. O zaman şurası şuraya işte bak bu direkt buraya geliyor. Onu unutmayın bakın. Bu da direkt buraya geliyor. Gayet güzel. Ondan sonra alfa alfa dedim. Gayet güzel. E gördükleri aynı. O zaman şöyle söyleyeyim. E, Birebir kelebeği olduğu için burada bu buna paralel olmak zorunda kaldı. Oran aynı olunca. E, o zaman bu doğrusu oldu. Çünkü bu da paraleldi doğrusu oldu. Çapı gören nedir? 90'dır. Ama bu biraz uzun geldi. Bu yani kafanız karışım olarak değil de farklı bakış açısı olarak katıyordur umarım. Şimdi buradan bu buna paralelse bu bir yamuk mudur? Yamuktur. Yamuk. Peki şuradan kirişe Dikindi. Bir ikiye böldü. Şimdi kritik soru şu. Paralel paralelse. Bu da eşit böldüyse. Bu da eşit böldüyse. ki Bu eşit bölmesi şeyden dolayı. Yarı çapları eşit. E, bu soruda vermişti o yüzden. E, bu ikisi birbirini eşit bölmüşse. O zaman bu yamuğun orta tabanı mıdır? Yamuğun orta tabanı. Evet. Peki orta taban dikiniyorsa paralelden burada 90'dır. Burada 90'dır. Bak buna kadar rahat oldu değil mi? Bunu daha çok sevdiniz. Gayet güzel. Bu soruda şu genelde zorlanılıyor. Malzem bunun devamı yapıp uzatılıyor mesela. Uzatıldığında da şunu bilin işte. Şu uzunluk direkt buraya geldiğini bilin artık öğrendik. Çünkü bire birden dolayı direkt A direkt buraya geliyor. Çünkü yarı çap yarı çap bire bir A A. Burası da B oldu onu unutmayalım. Tamam mı arkadaşlar gayet güzel ek bilgi. Şimdi gelin bu sorumuza. Bu da harika bir soruydu. Şimdi şurada bir çemberin yarı çapı R'ymiş. E bu da R, bu da R ve kaldık. Şimdi izleyelim arkadaşlar. Buna çok farklı uzun çözümler var. Ben en kısasını bulmaya çalıştım arkadaşlar. Şöyle buldum. Şurası 5 ise ah bacı özelliği uygulayacağım. Yani 5 çarpı h 3 çarpı 4. Hatırladınız mı? Hani şuradan inen haşı veren formül neydi? Ah bacı. Hani bc bölü 2 ah bölü 2 yazayım mı? b c a. Ah bölü 2 de alan bc bölü 2 de alan. Ah bacı. Umarım bunu öğrenmişiz arkadaşlar. Ya şu hareketi bak. Şu hareketi yapmak zorunda değilsin. Bak şu hareketi yapmasan da olur. Ama önemli olan hani o formülü hatırlaman tamam mı? 12 bölü 5. Şimdi arkadaşlar. E, şuraya R gelir. Yukarı ne geldi? 12 bölü 5 eksi R. Bak R buraya gelince buraya ne geldi? 12 bölü 5 eksi R. Neden? Çünkü R paralel olduğu için buraya geldi. E, tamam 12 bölü 5'ti. 12 bölü 5 eksi R. Sonra ben bir şey aklıma geldi. Şu geldi yükseklikler oranı da benzerlik oranıydı. Yani şunun şunu oranı yapmak yani yükseklik oranı yazalım. 12 bölü 5 eksi R'nin tamamı nedir? 12 bölü 5'e oranı 2 R'nin çapın 5'e oranı. Güzel. Önce bunu karşıda çarpıyorum. 5'ler gitti. 12 eksi 5 R eşittir. Bunu da bununla çarptım arkadaşlar. 24 bölü 5R oldu. Buradan 60 eksi 25R eşittir 24R'den 60 eşittir 49R'den R'miz 60 bölü 40 geldi. Çok zor bir soru. Tekrarlayalım. R dedim. Ta yükseklik ah bacıdan 12 bölü 5 eksi R geldi. Yükseklik oranı da benzer konuydu. Yani 12 bölü 5 eksi R'nin 12 bölü 5 oranı. Bunun buna oranı. Aynı zamanda 2 R'nin 5'e oranı. Buradan işler dışarı 60 bölü 49 geldi arkadaşlar. Tamam ediyoruz arkadaşlar. Büyüğe iki taraftan değiyor. Değiyorsa 6 ise bu da nedir? 6. Harikayız. Küçüğe de değiyor. Değiyorsa 6 ise bu da 6'dan. Şuraya kaç gelir? 4. Tekrar diyorum bak. Büyüğe değiyor 6 6. Küçüğe değiyor 6 6. O zaman buraya kaç geldi? 4 geldi. Çok güzel. Peki. Peki. Şimdi hani nedeni iki taraftan değer seçen belin biliyorsunuz ki birbirine eşitti. Hocam neden öyleydi? Çünkü hatırlarsanız şunlar birbirine eşitti. Açı ortay olurdu ve kollar eşit olmak zorundaydı. Peki şurası 6 6 şurası da 6 6 çünkü bu 6 olduğu için 4 geldi. Şimdi büyüğe göre kuvvet 6'nın karesi eşittir. ilk değer diğer son değer diğer. 4 çarpı 6 artı x. O zaman 36 eşittir. 36'ı 4'e bölelim. 9 eşittir. 6 artı x olur. Hani bu 4 ile 36'ı sadece X'imiz kaç geldi? 3 geldi. Çünkü bunun karesi bu çarpı tamamıydı. Buradan çözdük. Gelelim buraya. A diyelim. A diyelim. Şuraya B diyelim. B'nin gördüğü yay 2B olduğu için şu açı bakın ne kadar öğrendiniz. O kadar çok çözdüm ki artık öğrendiniz. B diyelim. Ve A artı B aynı zamanda burayı veriyor mu? Veriyor. O zaman şu A artı B bu da A artı B ise 6 ise şurası x kenar oldu mu? 2 geldi. Tekrar bak. B'nin gördüğü 2B ise bu da B. A artı B buraya gelince x kenar. Ve 6'nın karesi eşittir. 4 çarpı 6 artı x. 36 eşittir 24 artı 4 x'ten x'imiz 3 geldi. Hocam yine kuvvet. Burada mesela bu tam ÖSYM'de sorulur. Çok da güzel sorudur. Şurayı ortak açı alayım. Şu ikisinin toplamı da burası kaç geldi? 2A artı B geldi. 2 artı B bak 2 artı B buraya verdi. 2 artı B B karalı. 2 artı BB karalı. B B karalı. B'nin gördüğü 4'ün B'nin gördüğü 6'ya 2 artı B'nin gördüğü 6'nın nereye? Altı bakın benzerlikten soru geliyor aslında. Çünkü şu 2 artı B buraya gelince şu üçgenle büyük üçgen benzer oldu zaten. Ama biz altın karesi bu çarpı bu deyip kuvvetten de soruyu çözebiliriz. Devam. Şimdi bu soruya baktığımızda arkadaşlar soru çok güzel bir soru. Bakın zor bir sorudur. İzleyin. Şimdi bana R'yi soruyor. Şuraya alfa desem şöyle ve şuradan çeksem şöyle. Şöyle çeksem örnek veriyorum. Bura kaç alfa olur? Alfanın gördüğü. Bura kaç alfa olur? 2 alfa olduğu için. Burası 2 alfa olur. Doğru mu? Peki tam buradan kirişe dik insem alfa alfa böler mi? O yüzden şurayı çok çizmek istemedim. Yani karışmasın diye. Yani bana şu üçgen lazım da o yüzden. Alfanın gördüğü 2 alfa ise şuranın gördüğü 2 alfa. Ama tam ortadan dikinersem 4 4 böler kirişi ve alfa alfa böler. Şimdi neden böyle bir şey yaptım? 90 alfa beta şu üçgenle 90 alfa beta bu üçgen benzer oldu. Alfanın gördüğü hocam vöh diyorsunuz değil mi? Üh! Çöze çöze öğreneceğiz. Yapacağız dostum yapacağız. Rahat ol sen. 90'ın gördüğü 3'ün 90'ın gördüğü R'yi. Bu bunun iki kat bu da bunun iki kat olacak. R'miz kaç geldi? 6 geldi. Tekrarlayalım. Dikindim. 4 4 böldü. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Alfanın gördüğü 2'nin 4'e oranı 3'ü üçünün... Hocam bu iki alfayı nasıl bulmuştuk? Alfanın gördüğü burası 2 alfa. Dik inersem alfa alfa. Şu üçgende yaptık. Hatta size buradan bir benzerlik yapacağım arkadaşlar. Bakın şimdi size buradan bir ispat yapacağım. Çünkü bu ispatı trigonometride özellikle sinüs teoremi vardı. Şu, bilen var mı sinüs teoremini? Mesela bir üçgenin gördüğü kenar bölü sinüs a eşittir. Sinüs alan demiyorum bu. Sinüs teoremi. Gördüğü kenar b bölü sinüs b eşittir c bölü sinüs c eşittir çapa eşittir diye bir formül var. Bunu bilenler biliyor. Trigonometri göreceksiniz. Görmüşsünüzdür. Şimdi arkadaşlar bunu sizde ispatlayalım çünkü ben bir yerde çember uzunun içinde sinüs teoremi ispatlanır diye bir kazanım gördüm. O yüzden öğrenin. Şimdi nereden geldiğini anlatacağım. Çok şaşıracaksınız çünkü bu konuyla çok bağlantılı. Şimdi gelin atıyorum B'nin gördüğü şura ne olsun? B değil mi? Kenar B olsun. Burası da O olsun. Şimdi çevrel çemberin biliyorsunuz bu. Çevrel çemberini görecek. Şimdi bakın izleyin. Şurası da B açısı. B'nin gördüğü ay kaç B oldu? B açısı. 2B açısı. Peki o zaman şuradan çektiğim zaman hatırlarsanız şunun tamamı 2B olunca şuraya ne geldi? B açısı geldi. Çok iyi. Burada R geldi. Peki B ise kaç kaç böldü B'yi? B bölü 2, B bölü 2 böldü. Şimdi sana şurada şurada sinüs B'yi yazar mısınız? Sinüs B'yi yazar mısın? Karşı bölü tabi buradaki yarı çapı büyük R ile gösteriyorlar ki şeyden dolayı iç teğet çemberin yarı çapıdır R. Buradaki R ile karışmasın diye. Bu da yarı çap çünkü. R'yi. Sonra buradan e, şöyle yapalım. Sinüs B eşittir B bölü 2R. Yer değiştirelim. 2R eşittir B bölü sin B. Bakın arkadaşlar ne geldi? 2 b bölü sin b. Tekrar B'nin gördüğü 2b ise şurada 2b. Dikinince b bölü 2b bölü 2'den buraya ne geldi? B açısı. Sinüs beta nedir? Karşı bölü hipotenüsten biz yer değiştirirsek demek ki b bölü sinüs b 2r eşit. A bölü sinüs a 2r eşit. Şekilde yapabiliriz. Hatta bu tarz soruda demin yaptığımız soruda şu üçgenin üç köşeden geçti bu çevrel çemberdir. Ve bu formülü biliyorsan eğer karşısı 8 bölü e, sinüs alfa. Sinüs alfa da nedir? Burada 2 bölü 3'tür. 2 bölü 3 eşittir. Ne eşittir? Çapa. 2R'ye. Tabii bunu büyük R ile göstereceğiz orada. 2R'ye. Oradan arkadaşlar R'miz direkt 6'dır diye de o formülü kullananlar yapabilir. Bak kenar bölü sinüs çünkü üçgenin köşeden geçen çevrel çemberin yarı çapı olmak üzere arkadaşlar. Ya da diğeri umarım çok karışmamıştır. Devam. Arkadaşlar son iki soru tipi arkadaşlar. Çemberde uzunluğu ne sürdü ya? Çekim çekim çekim. Gerçekten uzun sürdü. Çünkü dayanamadım. Her soru tipini koyayım dedim arkadaşlar. Ama sonuna geldik güzel bir şekilde arkadaşlar. Güzelce dinleyelim ve şu iki soruyla halledelim. Bu iki soru tarzını ezberlikle özellik kullanmayı sevmiyorum ama sonunda kısa yöntem vereceğim. İsteyenlere kısa yöntem ama yapılışı benim için önemli. O yüzden önce yapılışını yapalım beraber. Şimdi Şurası A ise A'nın gördüğü 2 A ise bura ne oldu? A oldu. Ve şuraya ortak açı seçersem A karalı fıçık fıçık. A karalı fıçık fıçık. Bu tarz benzer hatırlıyorsunuz. Bak A'nın gördüğü 2 A ise burası A dedik. Ortak açı seçtik. Şu üçgenle büyük üçgen benzer. Kenarda dursun. Devam edelim. Şuraya B dersek B'nin gördüğü 2 B ise şuraya ne olur? T etkiliş açı B oldu. Şuraya ne koyalım? İşte olmayan bir şey çift çizgi koyalım. B çift çizgi. işte buna da fıt 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 yapalım. dört tane koyalım. B çift çizgi. Buraya da 4 fıt 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 fıt. tane koyalım. Şimdi ne oldu? Şu üçgenle de şu benzer. Kenarda dursun. Şurasıyla şunun eşit olduğunu zaten D'yi yo yo'dan biliyorum. Şuraya da ne diyeyim? Şimdi izleyin. A'nın gördüğü N'nin A'nın gördüğü M'ye oranı Sonra şu küçük üçgende baş şey küçükle başlamıştım. Karalının gördüğü 2'nin karalının gördüğü 4'e oranı eşittir. Bak tekrarlıyorum. Fıt, fıt, e, şey A'nın gördüğü N'nin A'nın gördüğü M'ye karalının gördüğü 2'nin karalının gördüğü 4'e oranı çok güzel. Aşağı geçiyorum arkadaşlar. Yine B'nin gördüğü N'nin B'nin gördüğü M'ye oranı iki çizginin gördüğü 3'ün iki çizginin gördüğü X'e oranı. Bakın şunla da şunlarsa benzerlik yaptım mn ortak olduğu için 2 çarpı x 3 çarpı 4 x'imiz kaç geldi? 6. Ve burada şunu öğreniyoruz arkadaşlar. Şuraya e, kullanmadığımız şeyler söyle. Mesela şurası P olsun. R olsun. K olsun. T olsun. Eğer buradaki dörtgende şuradan gelen uzunluk şu teğetlerle kesişmişse yani böyle bir şekil göreceğiz. Bak kirişler dörtgen olunca oluyor demiyorum. Şunun devamı şurada kesiştiğinde oluyor. Direkt çapraz çarpımları. P çarpı R eşittir. K çarpı T diyebilirsiniz. Yani 2x eşittir 12. Nereden mi geliyor? Buyurun. Şu üçgenli bu üçgen benzer. Bu üçgenli bu üçgen benzer. Onu bir tekrarlayalım. A'nın gördüğü hikayesi bu da A karalığı fit fit. A karalığı fit fit. A'nın gördüğü N'nin, A'nın gördüğü M'ye oranı. Karanlığın gördüğü 2'nin, karanlığın gördüğü 4'e oranı. Çok güzel. B'nin gördüğü N'nin, B'nin gördüğü M'ye yi oranı. Yine altta da gördükleri aynı olan şu üçgenle şu üçgen benzer ya. Sonra çiftçinin gördüğü 3'ün x oranı. İşler dışarıdan 4 çarpı 2x. Yani şununla şunun çarpımıyla bununla bunun çarpımı ne olurmuş? Eşitmiş. Yani Daha iyi anlatmam gerekirse şöyle arkadaşlar. Şöyle bir şey gördünüz. Yani diyorum ezberlemek hiç sevmiyorum. Yani yapılışına yapılışını öğrenmemiz gerekir. Şöyle çekildiğinde tam şöyle bir şekilde görüyorsanız salıyorum 6, 4, 3x görürseniz direkt 24, 3x e eşit. 24 eşittir 3x'in x'imiz kaç geldi arkadaşlar? 8 diyebilirsiniz. Gelelim şimdi bu zor soruya. Burada şuradan ve şuradan yardımcı doğrular çekiyorum. Şuraya A dersem A'nın gördüğü yay. çünkü teğet ya 2A olduğu için burası ne olur? A olur. Bak A'nın gördüğü şurası 2A ise burası A olur. Teğet giriş açı bak gördüğü yay. Sonra B'nin gördüğü 2B olduğu için şurası ne olur? B olur. 90 B C üçgeni olsun. 90 B C olsun. Sonra 90 A burada başka harflerim D dersek 90 A ise burada ne oldu? D oldu. Böylelikle şu üçgenle şu üçgen benzer. Bu üçgenle bu üçgen benzer. Tekrarlıyorum. Şöyle çizdim. A'nın gördüğü iki A ise burada A. B'nin gördüğü 2B ise şöyle çekeceğim. Burası da B. BC 90, BC 90, 90 AD, 90 AD yaptım. Şimdi şu çizdiklerime harf vereyim. M ve N diyeyim. i̇zleyin. Şu üçgende A'nın gördüğü 2'nin A'nın gördüğü x oranı şu üçgende 90'ın gördüğü M'nin 90'ın gördüğü N'ye oranıdır. Bakın şunu da nasıl arasında yaptım. A'nın gördüğü ikinin A'nın gördüğü x'e M'nin N'ye. Şimdi devam edelim. Şunu şunu arasında. 90'ın gördüğü M'nin 90'ın gördüğü N'ye oranı B'nin gördüğü X'in B'nin gördüğü 3 oranı diyoruz. Bunu ortadan alırsak X kare 6'dan X'imiz kaç geldi? Kök 6 oldu. Ve buna da formül üretmemi isterseniz arkadaşlar 2 teğet olacak. Şuradan birleşip 3 tarafa dikilmişse şu x'inin çarpımı bunun karesidir. Yani x kare eşittir pr'dir arkadaşlar. Gelin bunu şöyle anlatayım. Bir yerde şöyle bir teğet olacak. Şuradan şöyle bir çizilecek. Şuraya 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 dikleri inerse 4 olsun 9 olsun x olursa x kare arkadaşlar bunun karesi şu x'inin ikisinin çarpma olacak arkadaşlar. Ha, formül hatırlamak da kolay değil. Sorular da kolay. Değil. Bunlar ama zaten APUR'un son soruları çok zor olması da gayet normal arkadaşlar. Yine siz bir tur daha deneyin. Bir tur daha deneyin. Yine anlayamazsınız arkadaşlar. Bana yazın. Ben olmadı. Dedim ya bütün konular bittikten sonra bu anlaşılmayan zor sorularla ilgili tekrar bir e, konu anlatım yaparım sizin için. Çünkü her soruya şu an değindiğim zaman çok vakit alıyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dairede alanda görüşmek üzere. Yes!